Konu huzursuzluk. Çevrendekilerle yaşadığın sorunlar, problemler. Çevrendekiler kimler? Senin eşin, dostun, annen, baban, çocukların, konu komşu, iş ortağı, iş arkadaşın, belki öğrencilerin, insanla yaşadığın sorunlar, iletişim sorunlarından dolayı yaşadığın huzursuzluk. Bunun arkasından da kendi kendine yaşadığın sorunlar. Örneğin bu problemleri çözemediğin için özgüvenin düştü, özgüven eksikliği, yapamam korkusu, değersizlik sendromu, kaygı, tedirginlik, anksiyete, korku. Bu huzursuzluğu sadece sen yaşamıyorsun. Bu kesin. Bu problemleri çözmek için hayatında birçok kez denemeler yapmış olabilirsin. Ve her seferinde de hayal kırıklığına uğramış olabilirsin. Hayal kırıklığına düşmenin sebebi sana kolay, hızlı, sanki sihirli değnek varmışçasına çözümler gösterdiler. Yanlış yönlendirildin. Sana uymadı hiçbir zaman. Senin kültürüne, değerine, sana kan grubu olarak uymadı. Belki de çok saçma geldi sana. Mesela seni hayal kırıklığına uğratmış birçok şeyi denemiş olabilirsin. Örneğin faydasız yöntemler, sihirli değnek yöntemleri, balık tutulup senin ağzına verilmesini istedin, kolay yoldan hedefine ulaşmak istedin belki de. Hani armut piş ağzıma düş hesabı. İşin ehli olmayan kişilere danıştın belki de. Bunlar senin hayal kırıklığına uğramana sebep oldu. Hevesin kaçtı, moralin bozuldu, öfkelendin. Sonunda hayatında gerçek değişim nasıl olacağını yavaş yavaş öğrendin. Bu kadar hayal kırıklıklarından sonra inşallah gerçek nasıl değişim olacak, gerçek huzura nasıl kavuşurum, bunu anladın belki de. Çözüm aslında çok basit. Problemlerin kalıcı çözülebilmesi için balık tutmayı sen öğrenmen lazım. Balık tutmayı öğrenip kendin balık tutup kendin pişireceksin, kendin yiyeceksin. Yani birilerinden bir beklentiye girmeyeceksin. Onların balık tutup sana pişirip vermesini ne yapacaksın? Artık hayatından çıkar. İkinci adım ise kendini geliştirmek. Bu konunun aslında ne kadar önemli olduğunu hayal kırıklığına uğradıktan sonra anlamışsındır artık. Kendine değer vermek. Çünkü şu dünyada sana değer veren kişi sensin. Sen kendine değer verebilirsin. Bununla beraber kendine o vakit ayırman gerektiğini de öğrenmişsindir inşallah. Kendine yatırım yapmanın çok doğal ve normal olduğunu artık kabul etmen gerekiyor. Senin araban var ve sen bu arabayı normal kullanıyorsun. Bu arabaya yakıt koymanın normal olduğuna nasıl inanıyorsan, kendine yatırım yapmanın da çok normal ve doğal bir şey olduğunu kabul etmen gerekiyor. Altıncı madde ise mağdur zihniyetinden çıkman gerekiyor. Yani küçük Emrah modundan, hani bu batsın bu dünya mağdur kişilerin zihniyetinden ne yapman lazım? Kendini kurtarman gerekiyor. Kurban rolünden çıkman gerekiyor. Sorumlulukları artık kendi eline alman lazım. Birilerini suçlamayı artık bırakman gerekiyor. O suçlu, bu suçlu yok artık hayatında. Çünkü bu zamana kadar çok kişi suçladın, bir yere varamadın. Eğer gerçekten çok sıkıntılar yaşadıysan, hayal kırıklığına uğradıysan artık bunu da öğrenmiş olman gerekiyor. Eğer sorumluluk almayı daha öğrenemediysen o zaman şunu da bil ki daha çok sıkıntı yaşayacaksın, daha çok tecrübe kazanacaksın. Ta ki sorumluluğu üzerine alana kadar. Sekizinci madde ise karar verip arkasında durabilmek. O kararın arkasında durabilmek. İşte huzursuzluğun çözümü bu sekiz madde değerli arkadaşlar. Tek tek uygulayarak huzura kavuşabilirsin. Bu konuda desteğe ihtiyacın varsa bizimle hemen videonun altındaki linke tıklayarak iletişime girersin. Biz sana online görüşmede hedefine varabilmek için adım adım neler yapabileceğini anlatırız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.